Merhaba arkadaşlar, Örgü Köşem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 25-26 numara kadife botu anlatmaya çalışacağım. Evet, sadece lastik modelden oluşuyor arkadaşlar. Bir ters, bir düz şeklinde ördüm. Tabanımı keçe taban kullandım. İlmek çıkarırken nako pırlantayla ilmek çıkardım. Kadife iple devam ettim. Ana kuzusu, bu ipimizin adı ana kuzusu. Ve üzerinde bu şekilde çiçekle süsledim. Evet, sizlere de anlatmaya çalışacağım. İnşallah güzel olur, beğenir ve benimle beraber siz de örersiniz. Keçi tabanımızdan ilmek çıkarırken aynı tonda olmasına dikkat ediyorum. İlmeği çıkarırken 1,70 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Kadife ipime geçtiğimde 1,75 milim tığ ile öreceğim. Size tavsiyem, kadife iple bir şeyler ördüğünüzde, yani ev botu falan babet ördüğünüzde ince tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kalın tığla ördüğümüz zaman çabuk deforme oluyor. Gevşeme, bolarma, çabuk bozuluyor. Bu kadife ipi işte ince tığla ördüğümde böyle tok bir görünüm ve sıkı bir örgüsü olduğu için çabuk kendini bırakmıyor. Daha uzun vadede kullanıyoruz, yıkıyoruz ve bozulmuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim sizlere de ince tığ ile, ne kadar ince tığ ile örebilirseniz o kadar iyi. Yani bence, ama hani yine de tabii ki tercih, son tercih sizlerin. Tığımızı, ipimizi bağlayalım ve keçi tabanımızı arkadan başlayarak örmeye başlayalım. Topukta 4 tane deliğe 4 batacağız arkadaşlar. Pardon, topukta 3 tane deliğe 4 batacağım. Yani şu 3, 1, 2, 3 tanesine 4 batacağım. Aralara 3'er devam edelim. Kullandığım taban 3 katmanlı arkadaşlar. Deri, eva ve keçe. Hepsini üçer üçer batıyorum şu anda. Evet, önde sadece ortadakine 4 battım arkadaşlar. Diğerlerine hep 3 battım. Kadife ip olduğu için böyle ayarladım. 4 battım. Bol oldu. -26 numara arkadaşlar bu ördüğümüz keçi tabanımız. 1 2 3 ve 4. Tam ortaya geldiğinde dörtlü yaptım. Şimdi tekrar üçlü devam ediyorum.
Evet, topuğa kadar bu şekilde üçlü devam ediyorum. 1 2 3 topukta 4 tane 3 tanesine dörtlü batarak taban tığlama işini bitiriyoruz. Evet, bu şekilde tabanımı tığladım arkadaşlar. Şimdi kadife ipimizle başlayalım. Kadife iplere başlamadan önce ben uçlarını mutlaka yakıyorum arkadaşlar ki bu çok hassas bir ip bunlar. Evet. Şimdi 1,75 milim tığımı alıyorum. Bir tane zincir atıp tutturuyorum. Arkadaki orta kısımdan herhangi bir yerden tam ortası şurası gibi iki zincir çekiyorum. Ve ilmeklerimin içinde kalan tek kanadına batarak 2'li trabzanlar yapacağım. Doladım. Zincirle beraber zinciri saymayalım. 3 ilmek oldu. 4 5 ve baktığınız bol olan yerde yani bir bolarma hissederseniz mesela burada birini tekrar alacağım ve bir tane atlayıp diğerine batacağım arkadaşlar. Siz de öyle bolluk hissederseniz hepsine batmayın ilmeklerimizin. Bazı yerlerde birer tane atlayarak geçin. Bakın bu şekilde ikili trabzanlar öreceğim. İlmeğimin göstereyim şöyle. Doluyorum. Şu kısımdan ilmeğimizin içinde kalan tek kanadından batıp ikili trabzan örüyorum. Ve ben diğer botumu örerken yani ördükten sonra arkadaşlar saydım. 80 tane ilmek çıkarmışım. 80 tane ikili trabzan yapmışım yani ilk sırada. Siz de o şekilde sayarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi bundan da ben 80 tane ilmek çıkarmam gerekiyor. Bakın burada bol gibi geldi. Bir tane atlıyorum. İlk sıramızı bu şekilde ikili trabzanlar örerek 80 tane. Tabii ki ipinizin inceliğine, kalınlığına göre bu değişir arkadaşlar. Onu da belirteyim özellikle. Ama hani bu şekilde ben 80 tane ilmek çıkardım. Bundan da 80 tane ikili trabzanlarımı örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bu şekilde ikili trabzanlarımı ördüm. Ve buradaki çektiğimiz zincirin oraya arasından giriyorum ve kaydırmayla geçiyorum arkadaşlar. İki zincir çekip doladım. İlk trabzanımızın belinden sarıyoruz. 1 bir tane arkadan bir tane önden bir tane arkadan bir tane önden şekilde lastik modelimizi örüyoruz. Bir arkadan, bir önden,
ikinci sıramızı bu şekilde örelim arkadaşlar. Üçüncü sırayı da ön kısmına kadar gelelim. Şu hizalara kadar. Üçüncü sıranın ön kısmında eksiltmelere başlayacağız. Evet arkadaşlar. İkinci sıramı lastik ördüm. Üçüncü sıramdayım şu an. Ve bunun ön kısmında eksiltme yapalım. Üçüncü sırada. Bakın şu şekilde tutun. Tam ortasındaki dış lastik. Burası benim mesela. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane dış lastik sağda, 7 tane solda, 1 tane de ortada, 15 tane sadece dış lastikler öreceğiz arkadaşlar. Aradaki arkadan aldığımız trabzanları bırakıp sadece dış lastikleri yapacağız. 1 2 3 Arkadakileri almıyoruz. Onları bırakıyoruz. Sadece dış lastikleri. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bakın bu şekilde ön kısmını daraltmaya başladık. 15 tane sadece dış lastik yaptık ve tekrar örgümüze bir ters, bir düz devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim ve tekrar eksiltme yerine kadar bir ters, bir düz şeklinde, bakın buraya kadar, sadece dış lastik ördüğümüz yere kadar bu şekilde örelim. Evet, öndeki dış lastiklere kadar geldim arkadaşlar. Burada sadece dışları tekrar bir sıra daha örüyorum. Hepsini alıyorum yine bu şekilde. Eksiltme yapmıyoruz bu kısımda, bu dördüncü sıramızda. Dış lastikleri yine belinden sararak, bakın şu şekilde örmeye devam ediyorum. On beş tane yapmıştık. Yine 15 tanesini bu şekilde örüyoruz. Daha sonra tekrar devam ediyoruz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Tekrar sıra sonu tamamlayalım ve buraya kadar gelelim. Evet, 5. sıranın önüne geldiğimizde ikişer ikişer keseceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde aldım, ördüm, doladım, diğerini aldım, ördüm ve ikisini birden çektim. İkisini ördüm, doladım, diğerini aldım, kördüm, çektim. İkisini ördüm, doladım, diğerini aldım, ikisini ördüm ve üçünü çektim. Bu şekilde 2-2 keseceğiz arkadaşlar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kesme olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son olanı da dış lastik olarak örelim arkadaşlar. 7 tane ikili kesme yaptım. Ve şimdi tekrar modelime devam ediyorum. Bu şekilde örerek ve bitirerek bir sıra sık iğne giderseniz de ev babeti olur arkadaşlar kızlarınıza. Bunu da yapabilirsiniz. Biz devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi 6. sıradayız ve 2-2 kestiğimiz yere geldiğimizde 6. sırada 9 tane toplama yaparak kesme işini bitiriyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. İlmeğin içine batıyorum. Biraz uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeği tığıma topladım ve tek seferde çekip birleştiriyorum. Devam ediyoruz. Sıradaki arkadaki lastik ve öndeki lastik. Bu şekilde devam edelim. Bir ters, bir düz. Evet, sıra sonunu bu şekilde bitireceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir görünüm. Sırayı tamamlayacağım. Tekrar buraya geleceğim ve devam edelim orada. Evet, şimdi ön kısmına kadar ördüm arkadaşlar. Burada arka lastiği ördüm. Öndeki lastiği örüyorum. Bir tane topladığımız yerin ortasına denk gelecek şekilde ikili trabzan ve buradaki arkada olan lastiği atlayıp öndeki lastiğe geçiyorum. Neden? Çünkü burada şu şekilde arkadan önden, pardon, ön lastik, arka lastik, ön lastik olacak şekilde ayarlayabilmemiz için aradaki trabzanı bıraktım. Şimdi tekrar bir ters, bir düz devam edelim. Yine sıra sonunu tamamlayacağım ve tekrar buraya kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar ön kısma geldiğimizde arkadaki lastiğimi örüyorum, son lastiği. Ve burada şu 3 ilmeği, 1 2 3 ilmeği lastik olarak hepsini birden alacağım arkadaşlar. Tığıma doluyorum. 1 2 3. Üçünün belinden sarıyorum. Buraya bir tane lastik yapıyorum. Evet. Bir tane arkadan, bir tane önden. Bakın bu şekilde bir görünüm. 3 tanesini 1'e düşürdüm. Bu da bizim son kesme işlemimizdi. Bundan sonra botunuzun boğaz kısmını ne kadar uzunlukta istiyorsanız o şekilde bir ters, bir düz şeklinde örün arkadaşlar. Bir, iki, üç. İki de olabilir. Üç de. İstediğiniz uzunlukta örün arkadaşlar. Daha sonra
ana kuzusuna geçeceğiz. Ve botumuzu bitiriyoruz. Örmesi çok kolay. Çabuk biten bir model. Kadife de kalın olduğu için çabuk bitiyor zaten. Sıramızı tamamladık. Zincirle başladığımız yerin arasına giriyorum. Kaydırmayla geçiyorum. İki zincir çekerek devam ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Daha sonra ana kuzusu ipimize geçelim. Evet, botumuzun boğaz kısmını da ördük. Şimdi ana kuzusuna geçelim. Ana kuzusunu da aynı tığ numarası kullanarak örüyorum. Evet, şu arkadan başlayalım. Biraz uzatarak arkadaşlar sık iğneler yapalım. Çakma sık iğne de yapabiliriz. Şekilde dolayın ve çekin. Uzatarak yapın ki arkadaşlar şu tüyleri belirgin olsun. 2 sıra, 3 sıra ne kadar örmek isterseniz bunu örebilirsiniz. Doluyorum. Trabzanların üzerine batıp çakma sık iğne olarak öreceğim. 2 sıra yapıyorum arkadaşlar. 3 sıra da güzel olur. Tığıma doluyorum. Trabzan üzerine batıp üçünü birden çekiyorum. Evet. Bu şekilde bir sırayı bitireceğim. İkinci sırayı da dolanacağım arkadaşlar. Yani iki sıra öreceğim ve son haliyle beraber olalım. Evet arkadaşlar, botumun ana kuzusu olan yerini bitirdikten sonra son olarak da çiçeğini dikelim. Çiçeğimizi. Bunlar metre işi, tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. Satılıyorlar. Ben bu çiçekleri botlarıma çok yakıştırdım arkadaşlar. Ortasına bir tane piramit boncuk vardı. Onu dikiyorum. İnci de dikebilirsiniz. Hemen yakalım. Evet.
Çiçeğimizi de diktik ve botumuz bitti. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. 25-26 numara keçi taban üzerine uygulamış olduğumuz botumuzu da size anlatmaya çalıştım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Sizler de benimle beraber örersiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda güzel modellerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.